Şimdi odaya geldik. Oda gayet güzel. Vallahi otel'i çok beğendim. Mountains Residence diye geçiyor. Bu Bukovel'de. Yani loft design diyebiliriz. Burada balkonda Ferhan Bey kahve keyfi yapıyor. Hadi ya. Beğendin mi oteli? Çok güzel. Bayıldın değil mi? Mükemmel. Tertemiz bir hava ama biraz soğuk bugün. Otelin rufunda havuz da var. Havuz yani şu an hava kaç derece? 17 mi? 18 mi? Anda 15 falan. 15 civarı. Ama havuz sıcakmış. Öyle dediler. Bakalım. Bugün sabah ani bir kararla Lviv'den Ivano-Frankivsk'e geldik. Ivano-Frankivsk'te Bukovel diye yani hem yaz hem kış turizmi olan Karpat dağlarında güzel bir otelde kalıyoruz. Hava birazcık soğuk yani çok sıcak değil en azından yani çok soğuk da demeyeyim ama 18-19 derece civarında gece ve akşam hava derecesi biraz daha fazla düşük oluyor. Bugün aslında daha evvel geldiğimiz bir yer burası ama tabii video çekememiştik burayla alakalı. Burada abimiz dostumuz içimiz biraz buruk kendisini göremediğimiz için ama kendisi şu an İngiltere'de Caner Bey. Caner Acemoğlu'na buradan kucak dolusu sevgiler gönderelim. Bugün şimdi buraya gezeceğiz. Gezerken de siz de bize eşlik edeceksiniz. Birçok yapılacak aktivite var. Ne yapacağız bugün? Öncelikle buradan direkt ben teleferiğe geçeceğiz. Ben biraz korkuyorum ama bineceğim, deneyeceğim teleferiğe binmeyi. Oradan da Voda Club diye bir yer var arkadaşlar. Ben daha önce gitmiştim. Yani çok güzel bir yer. Tekrardan bugün yine gireceğiz. Oranın kısa bir videosunu üstüne çekip paylaşacağız sizinle beraber. Bukovel'de birçok konaklama yapabileceğiniz yer var. Otel konseptli, işte bungalov konseptli ya da biraz daha hani Bukovel'in giriş taraflarında kalan hani Airbnb'den ya da işte Booking'den kiralayabileceğiniz köy evleri tarzı. Oralarda da konaklama yapabiliyorsunuz. Konaklama ücretleri de çok aşırı yüksek değil. Böyle bir bölge için yaklaşık ne kadar ödedik? Mesela bizim bu kaldığımız yerde gecelik 3.300 grivna yani Yani euro tahmini 100 euro gibi bir rakam ödedik. 90-100 euro 90-100 civarında euro güncel civarında. kurla hani bakarız ona. Ama buraya gelenlerin bence kesinlikle uzun uzun yürüyüşler yapması şart çünkü keşfedilecek çok yer var. Büyük bir yer daha doğrusu. Evet. Videolardan da göreceksiniz zaten. Onun haricinde benim burada en çok önerebileceğim teleferi kullanmanız. Teleferikte çünkü en tepede çok güzel bir kafe var. Buranın bütün panoramasına hakim olabileceğiniz. Ayrıca Voda Club'da da zaten videoya ekleyeceğiz oraları. Evet, ben teleferiğe binebilirsem evet. Kafeyi göreceğiz. Ferhan aşağı atlamazsa ya da bayılmazsa. Hadi bakalım birlikte gezelim şimdi. Bay bay. Burası da otelin müstakil olan, hani videoda bahsettiğim tarzda olan kiralıklar. Manzaranın güzelliğine bakar mısınız ya? İsviçre tadında yemin ediyorum. Burası da rezidans olan bölümü. Biz yukarıda kalıyoruz. Bunlar müstakil olan evler. Bayağı geniş. Yani birden çok kişiyle kalabiliyorsunuz. Her evin önünde garajı falan var. Gayet de güzel yani. Evet, teleferik göründü. Şimdi teleferiğe doğru gidiyoruz. Bakalım henüz karar vermedik bineceğiz mi diye ama daha evvel deneyimlediğim için zevkli oluyor. Bayağı da yukarı çıkıyor teleferik. Burası da merkezi gibi. İşte bazı restoranlar.
işte teleferiğe giden yol, çeşitli etkinlikler, launchlar bu yol üzerinde. Şurada bir konser alanı var ve bungalov bir ev yapılıyor muhtemelen. Onlar yeni, daha evvel görmemiştim çünkü. Burası da son çarşı artık. Burası da teleferik sırası. Zor ikna etti kendisini ama binince de hayran kalacak. Deneyeceğiz bakalım, inşallah bir şey olmaz. Şöyle iki tane bilet veriyorlar. 500 grivna. Ortalama 300-350 lira bandında iki kişi. Gidiş geliş. Yani bedavadan biraz ucuz gibi yani. Hadi şimdi teleferiğe binip yukarılara doğru gidelim. Evet, teleferik hanemize hayırlı olsun. Korktun mu lan? Biraz şu anda heyecanlandım. Abi ama baksana buradan şu manzaraya ya. Allah aşkına. Ya, yemin ederim bayılıyorum buraya ya. Şunlar harika ya. Baksana tek başına. Bunu da denemek lazım aslında. Tam tepeden bırakıyorlar seni ondan ha. Tepeye iyice yaklaştık. Yere de yaklaştık. Şurada çok güzel bir, bu tam bir adrenalin şeyi var. Buna da binebiliriz. Evet. Şekil ağda görüldüğü gibi. En tepeye geldik. Şimdi burada bir kahve molası vereceğiz. Şu aşağıda da videonun başında bahsettiğim şurada Voda Club var. Oraya da bugün gideceğiz. Şurada bir şöyle farklı bir etkinlik daha var. Ne olduğunu anlamamakla beraber. Şurada bir Panorama Lounge diye bir yer var. Şimdi oraya gidiyoruz. Bir kahve içip dinlenip ondan sonra Voda'ya geçmeyi planlıyoruz. Bakalım. İşte Panorama Lounge'un içerisi ve manzarası bu şekilde. Şurada roof bölümü de var manzara izlemek için. Şimdi odaya doğru yürümeye başladık. Bir 5 dakika falan yürüyeceğiz. Teleferi gayet güzeldi. Yani fiyatı da uygundu. En tepe çıkınca orada panoramada bir enerji takviyesi yaptık. Şimdi aşağı indik. Buradan biraz yüzeceğiz. Evet, Voda'ya geldik. Burası Voda'nın gölü. Burada şu pedallı yunusları kullanabiliyorsunuz. 15-30 ve 1 saat. İşte 200 grivna, yaklaşık 150 lira falan yapıyor 15 dakikası. Aslında yani böyle bir etkinlik için değer bir para bence yani. Çok pahalı değil. Voda'da burası. Ferhan Instagram'a çalışıyor şu an. Bakalım şimdi giriyoruz. Evet. Hafta sonu 750 grivna, 650 lira civarı giriş. Hiç uyandırma. Privit. Evet, soyunma kabinlerine geldik. 81. Kaç? 81. 81, aha. Ve tata. Havuzun ortasında bir bar. Burası da dışarıda havuz. Şu an havuzun sıcaklığını ben vücudumda hissedebiliyorum. Ama gayet güzel bir yer. Kesinlikle tavsiye ederim. Şöyle
Şöyle de güzel bir manzarası var. Düşmez sağ salim gidersem şu bölümde sauna var. Şöyle sauna. Sorry. Aynı şekilde burada da. Şurada da sauna var. İçeri girmeyin. Rahatsız etmeyin insanlar. Burada anlıyorsam buhar odası. Burası tuz odası. Burası harika bir yer. Kesinlikle öneririm. Burada bazı duşlar var. Hadi şimdi biraz yüzelim. Ha, burası benim en sevdiğim bölüm. Evet, şimdi havuz sıcak bu arada. Çünkü hava yani yaz değil en nihayetinde, yaz sonu. Sonbahar gibi. Şöyle dışarıya havuza açılıyorsunuz. Yani çok sıcak değil havuz ama yani ılık, soğuk da değil. Evet, bir günün daha sonuna geldik. Epey bir yorulduk, bayağı bir yüzdük. Yani havuz sıcaktı, dışarısı soğuktu. O yüzden böyle hani kafamızı bile dışarı çıkartamadık. Şu an otele doğru gidiyoruz. Buraya Lviv'den otobüsle gelebiliyorsunuz, trenle gelebiliyorsunuz. Ya da biz BlaBlaCar'la geldik. Ne kadar verdik BlaBla'ya? 800. Gidiş geliş toplamda işte 1600 grivna. Yani şu an geliş için, 800. Buraya geliş için 800 grivna verdik. O da ortalama 600 lira falan yapıyor iki kişi. Bir Volkswagen Golf bir arabayla geldik. Bir arkadaşla. Otele kadar da bıraktı sağ olsun. Dönüşte de yarın onunla beraber döneceğiz. Aynen, ekstra bir yere gidersek gene video çekeriz. Yani Ivano'da yapabilecekleriniz, yani daha doğrusu bu Kovel'de yapabileceğiniz 2-3 tane best şeyleri göstermeye çalıştık. Livi videosunun içerisine koymadım çünkü video bayağı uzayacaktı. O yüzden buraya ayrı şekilde video çekmek istedim. Ve burayla alakalı da çok video yok açıkçası. Buraya gelmenizi kesinlikle şiddetle tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ferhan Bey de bir bay bay yapsın. Arkadaşlar sevgiler, kendinize iyi bakın. Görüşmek kendinize üzere. Kendinize iyi bakın.